Artık bir an önce ne yapmayı planladığını söyler misin? Ben de bilmiyorum gerçekten. Bu oyunu daha fazla nasıl geliştirebiliriz? Bunu ben de merak ediyorum. Daha fazla nasıl geliştiririz merak mı ediyorsun? Peki Chapter 3'te hangisi gelecek onu söylemiyorsun. Daha tüm oyun kullanıcıları bunu merak ediyor. Bu benim tek başıma alabileceğim karar değil. Patronlarım da kararı. Patronlar daha bir şey söylemedi Chapter 3'te hangi karakter olacağını. Peki ben biraz yorumları okudum şöyle. Ne yazıyor ki yorumlarda? Kullanıcıların yorumlarını okudum işte. Baktım hepsine teker teker. Chapter 3'te farklı farklı karakterler gelmesini istiyorlar. Yoğun olarak bir tane karakteri istiyorlar. Hangi karakteri istiyorlar? Sanırım Hagibagi'nin tekrar dönmesini istiyorlar. Ve tamamen oyuna hakim olmasını istiyorlar. Ne yani? Chapter 3'te Hagibagi'yi mi istiyorlar tekrar? Evet, Hagibagi'yi istiyorlar. Ve bunun için ne yapacağımızı gerçekten bilmiyoruz. Planlamalar tamamen değişti gibi. Senaryo da değişti. Peki senaryoda değişen ne? Ne olacak? Baksana, herkes diyor ki Hagibagi'yi özledik. Bu karakteri çok istemiyoruz. Hagibagi'yi istiyoruz diye herkes serzeniş yapıyor. Peki yorumlarda yazarlar mı acaba? Orada bir gönderi paylaşsak. Yorumlarda yazsınlar. Gerçekten Hagibagi'yi mi istiyorlar? Yoksa başka karakterleri de istiyorlar mı diye yazsınlar. Tamam peki. Kabul. Hemen yazıyorum buraya. Evet arkadaşlar. Yorumlarda yazın. Popabilite'in Chapter 3'te hangi karakterin gelmesini istersiniz en çok? Bunu yorumlarda belli etmeyi unutmayın. Ve bu gönderiye yani bu videoya da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım planladığımız gibi gider. Yoksa patronlar, oyun geliştiricileri gerçekten bu duruma çok canı sıkılacak. Ama ne yapacaksın? Bu oyunu onlar oynuyor. Nasıl isterse hikaye öyle devam eder. Peki bir şey soracağım. Ne oldu? Ne soracaksın? Hemen şurada da şunları kontrol edeyim ben. Bir dakika bırakır mısın? Önemli bir şey soracağım. Tamam Büşra ne oldu? Söyle bakayım. Ya bir şey soracağım da. Şimdi bu Hagibagi ya da bu Poppy ya da ne bileyim ya da Mami ne anlama geliyor bunlar? Ne bunlar? Kardeş mi? Arkadaş mı? Ne bunlar? Oyuncak fabrikasında terk edilmiş oyuncaklar. Ama ne alakası var? Neden Poppy'yi kaçırıyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Ya anlarsın, niye anlayamazsın? Hiç oyunu oynamadın mı? Ben sadece oyunu başka konularıyla ilgileniyorum. Reklam konusuyla ilgileniyorum. Oyunu oynamadım. Çünkü öyle oyunlardan korkarım biliyorsun. Ya Büşra, böyle bir şirkette çalışıp oyun yapımı şirketinde oyundan da korkan ilk defa seni görüyorum. Ya dalga geçme ya. Korkabilirim. İnsanlık hali. Hem bu işi yapıyorum diye ben reklam işini seviyorum. Oyun oynamayı değil. Tamam bir şey söylemedim. Neyse ben artık çıkıyorum. Peki o zaman görüşürüz. Görüşürüz bay bay. Allah Allah. Bunda dalga geçecek ne var ki sanki? Olabilir. Yani illa oyunun reklam konusuyla ilgileniyorum diye oyunu da sevmek zorunda değilim. Neyse eve gideyim artık. O ses nereden geliyor? Aha küçük kız. Neden ağlıyorsun? Ne oldu? Bir şey mi oldu yoksa? Ben annem ve babamdan kaçmak zorunda kaldım. Neden? Ne oldu ki? Annem baban yoksa sana bir zarar mı verdi? Polise gidelim mi istersen? Hayır. Polis olmaz. Asla polise gitmek istemiyorum. Sadece burada bir yerlerde beni koruyabilir misin? Yani ama neden polise gitmek istemiyorsun? Yoksa evden kaçıp yaramazlık mı yaptın? Bir sorun mu var yoksa ailenle? Doğru söyle bana. Hayır. Evden kaçmadım diyorum sana. Sadece burada olmam gerekiyordu ve buradayım şimdi. O kadar. Peki senin ismin ne? I am Poppy. Ne anlamadım? Benim adım Poppy. Poppy diyorum. Neden oyundaki gibi konuştum? Beni lütfen evine götürür müsün? Annem ve babamdan saklamam lazım. Evde sana her şeyi anlatacağım. Söz veriyorum. Peki o zaman gel gidelim. İşte burası benim evim. Evin çok güzelmiş. Mükemmel bir evim var. Teşekkür ederim ama hala açıklamadın. Bak bu benim işlediğim bir suç. Sen daha bir çocuksun ve aileni bulmamız gerekir. Sana şaka yaptım. Sadece beni buraya al diye. Yoksa benim ailem maalesef ki yok. Nasıl yani? Benim ailem yok işte ve sokaklarda kaldım. Yani ailen yok mu? Evet. Seninle yaşayabilir miyim? Yani bunu bir düşünmemiz gerekiyor. Sonuçta şu anda bunu yapabilir miyim bilmiyorum. Lütfen. Beni evlat al. Benim sana hiçbir zararım dokunmaz. Neyse şimdilik bu konuyu kapatalım. Bir şeyler yemek ister misin? Oyuncaklar yemek yemez ki. Nasıl?
Nasıl yani oyuncaklar yemek yemez? Şaka yaptım. Ben yemek yemek istemiyorum. Ama neden? Dışarıda kaldığını söyledin. Acıkmadın mı? Saatler olmuş. Hayır, acıkmadım. Hiçbir zaman da acıkmam ben. Acıkmıyorum çünkü. Öyle yürümeyi nasıl öğrendin sen? Hiç. Daha önce annem öğretmişti. Nasıl? Güzel yürüyebiliyor muyum? Evet. Evet, güzel yürüyorsun Poppy. Peki sen böyle yürüyebilir misin? Yok, benim öyle bir becerim yok. Yürüyemiyorum. O zaman gel sana yatak odanı göstereyim. Hadi gel yukarı çıkalım. Peki. Gerçekten bu işte bir tuhaflık olmalı. Bu kız da nereden çıktı? Poppy ismi bana nereden tanıdık geliyor? Neyse ya, çocuğa bir yer göstereyim. Yarın bir polise götürürüm olmadı. Neden geç kaldın? Biraz hızlı olmalısın. Yoksa bana güvenmiyor musun? Neden güvenmeyeyim Poppy? Nereden çıkarıyorsun? Bana güvenmen lazım. Hadi gel. Tamam Poppy. Gel sen. Yatağını göstereyim ben sana. Demek burası odam. Evet Poppy. Odanı beğendin mi? Çok güzel. Tam aradığım gibi bir oda. Ama ben... Ne oldu Poppy? Bir şeyden mi hoşlanmadın? Ben ışıklardan hiç hoşlanmam. Kapat şu ışığı. Tamam Poppy. Kapattım. Uyuyabilirsin. İyi geceler. Herhalde uyuyacak. Ben de birazcık bilgisayarda kalan işlerime bakayım. Of, daha da bir sürü işim var. Eve de bir sürü iş getirdim evde çalışırım diye. Çalışmam gerekiyor bir an önce. Of ya, hangi reklamı hazırlıyordum en son? Dosyası nerede ya? Kafam tamamen karıştı şu anda. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Aa. Poppy? Oyundaki karakterin ismi de Poppy. Nasıl yani? Ve ona çok benziyor. Evet evet, ona gerçekten çok benziyor. Of, saçmalama ya. O bir oyuncak. Saçma sapan şeyler düşünmemeliyim. Bu gerçek olamaz. Böyle bir gerçek yok zaten. Neyse, işlerime bakayım. Ama ya olabilirse? Hayır, bunları düşünmemeliyim. Neyse, ben bugün hiçbir şey çalışamayacağım. En iyisi uyuyup dinlenmem gerekiyor. Ay. Üff, saat kaç oldu ki? Alarm da çalmadı daha. Erken mi acaba? Uf, kalkıp saate bakayım. Poppy? Ne işin var? Ne yapıyorsun burada? Sadece seni kontrol etmeye geldim. Sakin ol. Poppy, sen neden böylesin? Nasılım ki ben? Neyse, bir şey söylemek istemiyorum. Ya gerçekten bir çocuksa. Kafam çok karışık, kafam çok karışık. Neyse Poppy, ben duşa giriyorum. Hemen çıkacağım. Sonra beraber kahvaltı yaparız. Tamam mı? Tamam peki. Yaparız. Ben aşağıdayım. Of, duşa girip kendime gelmem lazım bir an önce. Çocuk da nereden çıktı ya? Nereden çıktı bu çocuk? Of, bir an önce polise gitmem lazım. Ne olursa olsun bir suç sonuçta. Böyle onu yanımda taşıyamam. Of ya, emin miyim? Onu nasıl buradan göndereceğimi söyleyeceğim. Ya ne olacak o zaman? Bu kadar kafa karışıklığı yeter. Kesinlikle bugün polise gidiyorum ve çocuğu teslim edeceğim. Merhaba. Merhaba Poppy, ne yapıyorsun orada? Düşersin. Ben düşsem de bir şey olmaz. Çünkü oyuncaklara bir şey olmaz. Poppy, oyuncaklar derken ne demek istiyorsun? Hiç. Şaka yapıyorum sadece. Hiçbir şey demek istemiyorum. Espri sadece. Anladın mı? Peki Poppy, o zaman kahvaltı hazırlayayım ben sana. Evet evet, hazırlayabilirsin aslında. İstersen ben de senin için güzel bir kahvaltı hazırlayabilirim. Ne kadar hızlı hareket ediyorsun. Yoo. O kadar da hızlı değilimdir aslında. Aa, kapı çalıyor. Kim geldi? Poppy. Oradaysan çık hemen. Sakın kapıyı açma. O kim ki? Hayır hayır, kapıyı sakın açma. Neden? Beni hemen saklamalısın. Gerçekten başım belada. Sakın benim burada olduğumu söyleme ona. Kim geldi ki Poppy? Ne oluyor? Lütfen bana bir şey anlat. Lütfen. Sadece ona benim burada olduğumu söyleme. Peki Poppy. Saklan o zaman buraya. Lütfen. Benim burada olduğumu söyleme. Ay, tamam. Peki söylemem. O burada mı? Kimden bahsediyorsun? Sen de kimsin? Beni tanımayan mı var? Ben Poppy. Tanımıyorum sizi. Hiçbir şekilde bilmiyorum hatta. Poppy nerede? Benimle oyun oynama. Burada her yerde oyunları sadece ben başlatırım ve ben bitiririm. Gerçekten burada öyle biri yok. Neyden bahsediyorsunuz? Poppy benim kızım. Elinden kaçtı. Hemen alıp ona göster. Yok diyor.
anlamıyor musunuz? Gerçekten yok diyorum. Eve bakmama izin ver o zaman. Eve bakmanı mı? Evet, eve bakmama izin vereceksin. Vermezsen oyundan elenirsin. Ne oyundan bahsediyorsunuz? Ben hiçbir oyun falan oynamıyorum. Ne diyorsunuz? Hemen bana gerçekleri söyle diyorum. Aa Doruk, merhaba. Merhaba Büşra, ne yapıyorsun burada şaşkın bir halde? Aa gitti, neredesin sen? Kim nerede? Burada kimse yok ki Büşra, neyden bahsediyorsun? Ama biraz önce buradaydı. Kimden bahsediyorsun Büşra? Kim ne buradaydı? Of neyse boş ver ya, öyle kafama bir şeyler geldi herhalde. Hadi işte gitmiyor musun? Gel artık. Seninle beraber yürüyüş yapalım diye geldim. Sen biraz önce gerçekten bir şey görmedin mi? Hayır, bir şey görmedim. İyi misin kızım? Uykun alamadın mı sen? Kendine gel. Tamam. İyiyim, sıkıntı yok. Sen git, ben birazdan geleceğim, tamam mı? Peki tamam o zaman. Sen bilirsin. Bu yaşadıkların bir gerçek mi yoksa hayal mi? Hiçbir şey anlamıyorum. Poppy ne yaptı acaba? Poppy, sen kimsin? Doğruyu söyle. I am Poppy. Poppy lütfen oyun oynamayı bırak. O kadını nereden tanıyorsun? O bir oyuncak. Sen de bir oyuncaksın değil mi? Evet, o benim annem. Ondan kaçıyorum. İnsanlara kötülük yapıyor oyunda. Ve ben onunla olmak istemiyorum. Ben iyi biri olmak istiyorum. Babam gibi. Peki senin baban kim? Hagi-Wagi. Hagi-Wagi çok iyi bir baba. Çok iyi biri. Aslında o sanıldığı gibi kötü birisi değil. O sadece beni kurtarmak için elinden gelenin en iyisini yaptı. O kadar. Hagi-Wagi çok ama çok iyi bir baba. Ve çok iyi bir oyuncak. Ama o zaman babana ulaşmamız lazım bir şekilde. Ona bir sinyal gönderdim oyuncak fabrikasına. Umarım o sinyali aldıysa akşam saatlerinde gelecektir. Of peki, peki Poppy. O zaman senin yanında kalacağım baban gelene kadar. Seni korumaya çalışacağım. Baban geldiğinde beraber gidersiniz. Ya çok teşekkür ederim beni koruduğun için annemden. Seni seviyorum. Yani ben de sanırım seviyorum sizi. Yoksa sevmiyor musun? Hayır, kesinlikle seviyorum. Hatta size bayılıyorum. Kim korku oyuncaklarını sever ki? Sen iyi misin ya? Hem sevsem kızıyorsun hem sevmesem kızıyorsun. Sen de bir garipsin yani. Kahvaltı yapar mısın? Ay herhalde senin kafa birazcık az çalışıyor. Ben bir oyuncağım. Nereden yemek yiyeceğim? Ay pardon, kusura bakma, unuttum sanırım. Tabii. Dışarıdaki o erkek arkadaşın unutturmuştur sana bazı şeyleri. Yok canım, o uzun bacaklı annen unutturdu her şeyi bana. Annem çok güzel değil mi? Çok mükemmel hatta. Yani Mr. K birincisi seçilebilir annen. O derece güzel. Yoksa sen anneme bir şey mi söylüyorsun? Ne olursa olsun, kötü de olsa o benim annem. Yok, hiç öyle bir şey demedim. O kadar güzel kadın ki dünyada birinci seçilir dedim gerçekten. Bir şey söyleyebilir miyim? Peki söyle. Bu videoya hemen like atabilir misiniz? Çünkü Büşra beni babama kavuşturacak. Bunun için hemen like atın. Ben de, o da çok mutlu olsun. Kime diyorsun? Burada kimse yok ki. Kimle konuşuyorsun? Her an bizi izliyorlar. Sen merak etme. Ben gerekli yerlere söyledim. Neyse, biraz çizgi film izleyeyim. Allah Allah. Oyuncaklar da çizgi film izliyormuş ya. İzliyor muymuş böyle? Ne sandın? Tabii ki izliyorum. En çok hangi çizgi filmi seviyorsun? Tom ve Jerry. Tom ve Jerry mi? Tom ve Jerry seven bir oyuncak olur mu? Neden? Olamaz mı diyorsun yoksa? Yok, gayet iyi olur. Hatta süper olur diyorum. Şaka yapıyorum. Peki o zaman. Ay bu kızla başım dertte ya. Efendim? Nerede kaldın? Geleceğim dedin ama hala yoksun ortada. Ben bugün gelemeyeceğim. Akşam bu işim çıktı. Midem bulanıyor. Rahatsızım biraz. Biraz önce bir şeyin yoktu. Vardı, şaşkın duruyordu mu işte. Ondan dolayıydı. Sonra konuşuruz, tamam mı? Peki sende bir haller var ya, hadi hayırlısı. Tamam hadi görüşürüz, bay bay. Hala baban gelmedi dediğin saatte. Gelir, merak etme. Of ama gelmedi, kaç saattir bekliyoruz. Demek ki gelmeyecek. Seni artık polise götürmem gerek. Hayır, götüremezsin. Ben bir oyuncak olarak dururum. Ve orada asla hareket etmem. Seni deli sanarlar. Aa, bir de o var tabii ki. Evet, orada hareket etmem. Bir oyuncağı götürmüş gibi olursun. Anladım, tamam. Kapı çalıyor. Geldi mi yani? Şimdi gelen Hagi mi? Yok ya, ben kafayı bozuyorum. Hagi benim evimin önünde ne işi var? Burada kimse yok ki. Neredesin? Neredesin? Allah Allah. Dalga mı geçiyor benimle? Nerede bu? Merhaba. Ben Hagi. İnanmıyorum. Nasıl yani? Sen gerçek misin?
Sence şu an gözüken ne? Evet, gerçekten çok gerçeksin. Kızım nerede? İçeride, gelecek birazdan. Baba, baba. Babacığım benim. Seni çok seviyorum. Hadi kızım, bir an önce gidelim. O psikopat annen bir an önce seni bulmadan buradan gitmemiz gerekiyor. Hadi, hemen gidiyoruz. Peki babacığım, hemen gidelim. Teşekkür ederim Büşra. Yine ziyaretine geliriz senin. Bu yaşadıklarım bir şakaydı değil mi? Kesinlikle şakaydı. Hayır. Gerçek olamaz. Gerçek olamaz. Şakaydı. Yok ya, böyle bir şey olabilir mi? Çocuk gibi. Bu ne böyle? Büşra. Sen nereden çıktın? Senin o tuhaf hareketlerinden şüphelenmiştim. Bunlar ne? Ne yapıyorsun sen onlarla? Hem de karakterlerle. Ben sana anlattım ama. Dedim her şeyi sana. Nasıl olur böyle bir şey ya? Bu imkansız bir şey. Hemen patronlara söylememiz gerekiyor. Hayır. Sakın. Asla söylememeliyiz. Hemen söylememiz gerekiyor. Papa Plate elimden Brokov'una kaçmışlar. Bunu söylemeliyiz. Hayır diyorum. Söylememeliyiz. Papa'nın hayatı tehlikeye girebilir. Hem bunu yapmamalıyız. Kendimiz açısından da tehlikeli bu. Olsun. Güzel reklam olur. Sen bir reklamcısın. Kazanacağın paraya bak kızım. Hayır. Para için böyle bir şey yapamam. Bir oyuncak da olsa onun hayatını tehlikeye atamam. Benim kızım nerede? O kim? Kızım nerede diye soruyorum size. Kimisi? Sen misin? Poppy benim kızım. Kimle gönderdin onu? Yoksa Haki Baki babasıyla mı? İnanmıyorum. Bir rüyada olmam gerekiyor. Bir de kimisi çıktı şimdi. Arkadaşlar, isterseniz bu bölümün devamı gelebilir arkadaşlar. Böyle tarz bir şey düşündüm. Yapmak istedim ve yaptım arkadaşlar. Lütfen bir like atarsanız ve kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız beni... Bak sesim gitti yani. Sesim gitti. O yüzden bir like atalım arkadaşlar. Bu emeklerin karşılığını verelim istiyorum. Like atalım. Abone değilsek abone olup bildirimleri açalım. Bu kadar da sizin Discord sunucumuzda gelmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Yazın da hepinize koskocaman bay bay bay.